Hocam 9 yaşında 1900 ne demek? Maşallah kaç yaşında başladınız? 7 yaşında başladım. 9 yaşta 1900'de bir şey yok. İnsanlar artık 12-13 yaşında büyük usta oluyorlar. Şu an hatta bir tane Hint asıllı 12 yaşında büyük usta olmaya çalışıyor. Ve 2 tane de büyük usta normu var. 2400'lü reytingdeydi. 2500'ü geçip bir son normunu alırsa 3 ay içinde şu an dünyanın en genç büyük ustası olmuş olacak. Kariyer'in rekorunu elinden alacak. Bu garip bir açılış oynadım. Nimzovic savunması diye geçiyor galiba. Biraz teorik olmasın istedim bu oyun. Bu da Kariyer'in mesela o rekor ama kirli bir rekor. Çünkü Kariyer'in maçları satın alarak aldı o normunu. Mesela böyle şeyler ayıp tabii ki. Yapılmaması gerekiyor. Gücün varsa alırsın. Kendi bileğinin hakkıyla. İnsanlar mesela niye böyle bir şeye saygı duyuyor veya hani bu rekor Kariyer'in diyor. Ben mesela bu rekor Kariyer'in her dediğimde bunu vurgulardım ki utansın, yerin dibine girsin yani. Böyle hileyle hurdayla turnuvadan hani rakiple bu maç satın almak dediğim şey satrançtaki şike, hile yani rakibe para veriyorsunuz ya da organizasyon veriyor bir şey, o da maçı kaybediyor size bilerek. Böyle şeyler olmaması lazım. Öyle oldu mu? Yani 5 yaşında çocuk da büyük usta olur o zaman. Tüm reytingi satın alın. Her şeyi satın alın. Hiç hamle yapmasın. Ne biçim bir rekor onu anlamış değilim. Şimdi atılır D4 hamlesini birazcık hesapladım ama işin içinden çıkamadım. Onun için buna karar verdim. Vezirler kesildi. Sanki merkeze ortak olduk gibi. Şimdi olası at D5 ve at B5'i nasıl cevaplayacağım? Belki fil D6 veya at E6 ile cevaplarım. Şu an şuraya girmekte sakınca var mı? Normalde rakip kampa giriyorum, riskli. Bunun nasıl çıktığını görmeniz lazım. Böyle yerlere giriyorsanız. Bakın tüm taşlar 8. yatayda, bir tane cengaver. 3. yatayda. Ama burayı istiyorum. En kötü ihtimal fili alabilirim. Fil D3 oynarsa da at G2'den sonra F4'ten kaçabildiğimi gördüm. Onun için girdim. Şimdi de fil çiftini almış oldum ve amacıma ulaşıyorum. Şu an pozisyonundan çok mutluyum. Çünkü bu piyonlarım da bu fili kesiyor hareketlerini. Şimdi bir tane uzunluk atacağım. Şu fili değişmemeye çalışacağım rakiple ki fil çifti avantajım kalsın. Ama rakibin pozisyonu da son derece sağlam. Yani böyle yapıları da yıkması her zaman kolay olmuyor. Ama da bu C6, B5, A5, A4 bu kanattan biraz üzerine gitmeye çalışabilirim. Tipik bir fikir. Belki buradan birazcık dürterim. Yani piyonlarla tabi piyonların da ciddi anlamda kare kontrol ediyor olması lazım. Ona da dikkat etmekte fayda var. Yani bir piyon sürüldüğünde geri dönmediği için dikkat etmek lazım. Şimdi şu fil de C5'e gidelim bir tane. Şuradan bir açmaz isteyelim. A5. Bu kareler burada güzel görünüyor ama çok da büyük bir görev görmüyor bence. A4, A3 olabilir. İleride bu şahı iyice sıkıştırmak adına. Şimdi ne yapalım? G5 dursak mı? G5, bakın mesela G5 düşündüm. Bu kare delik oluyor ve bu fili çekip atı buraya girerse hoşuma gitmeyecek onun için. Ondan vazgeçtim. Bir tane şöyle bassam bir faydası var mı? Yok. Ne yapmak lazım? İşte burası mesela kritik. Biraz plan bulup ona göre hareket etmem gereken bir yer. Bu piyon yapısını biraz fixlemeye çalıştım. Alan kazanarak. Şu atı C4'e atabilse aslında atın pozisyonunu iyileştirebilirim değil mi? Şöyle. A8'e önce tahtadaki en saçma kareye, oradan da buraya. Tabii ki bu kadar vaktimiz yok. Şimdi rakip de bir manevra yapmaya başladı. Biraz oyununu bozalım. Yani D3'e kaleyi koymuş oldu şimdi mesela. Atı gelmek istiyordu bence. Pardon. Şöyle gelmek istiyordu. Şimdi tekrar bunu istiyor. Bir daha aynı şeyi yaparsak beraberlik istiyoruz demektir. İstemiyoruz çünkü üstün olduğumu düşünüyorum pozisyonda. Şöyle gitsem. Belki bu fili de verir. İyice fillerle oyunu domine etmeye çalışırım. Bir de tabii bir seçenek de at D3 ama o sanki fil E3'ten sonra bir şeyler kaybediyordu. Bu hamle de zorlayıcı bir hamle. Kesmeyi çok istemiyorum ki kessem de üstünüm ama. Ama kesmesek de ciddi bir şey mi veriyoruz rakibe acaba? Zor kararlar. Peki şöyle geleceğim. Şuradan bir açmaz yaratayım. Filleri hemen değişmek istemiyorum. Bakın öyle her taş değişimini yapmak zorunda değilsiniz. Sizin için faydalı değilse yapmayabilirsiniz o değişimi. Ver fili. Şimdi bu piyonu
Film ters rengine sürdü. Bu piyonlar birazcık daha zayıfladı gibi. Şu at G5'i normalde bu piyonun buraya gitmesini istemiyorum ama yine şu piyon hedef kalacağı için ikinci fili de alacağım için buna şimdilik katlanıyorum diyebiliriz. Aslında biraz da risk var çünkü E5'i zayıflatıyorum. Derken rakibim ciddi bir hata yaptı. Hemen onu cezalandırıyoruz. Bakın buradan gerilim kurdum. Atla biraz rahatsız ettim. Piyonlarla biraz rakibi sıkıştırdım ve sonunda yine meyvesini verdi. Oyunu kazanmak için gerilimler yaratmanız gerekiyor tahtada. Şu pre-move yaptım her şey değişileceği için. Şunu da hatta yapayım. Gerçi burada bakalım şaha mı yanaşsak, şunu alsak mı? Şimdi burada tek dikkat etmem gereken şey ters renkli fillere girmemek. Yani bu atla bu atı değişirsem oyun berabere biter. Çünkü bazen bir piyon önde olmak yetmiyor. Şu an bir çatal attım. Atı onun için gitmiştim oraya. At D5. Bunu da aldık. Fil attan daha iyi. İki kanatta piyonlar var. Fil atın ayaklarını kesiyor şu an. Oh, bu zaten çok artık çocuk oyuncağı. Ve piyon vezir oldu. Ama bu oyun belki de hani stratejik anlamda en keyif aldığım en öğretici maç olabilir. Yani sizin de çok öğrenecek şeyiniz var diye düşünüyorum bu maçla ilgili. Şöyle merdiven matı yapılır. Allah pat mı oluyor? Uf, pat yaptım zannettim ben için. Aman.